Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu tork ve moment olacak. Kuvvet nedir? Cismin hızındaki bir değişmeye sebep olan büyüklüğe kuvvet denir. Hızdaki değişme ancak bir kuvvetin uygulanması ile mümkün olacağından cismin ivmelenme nedeni de kuvvettir. Vektörel bir büyüklüktür, birimi Newton'dur, ne ile gösterilir ya da kilogram, metre bölü saniye karedir. Hareket kanunları, Newton'un birinci yasası, bir cisme bir net kuvvet etki etmedikçe cisim durgun ise durgun kalacak, hareketli ise sabit hızla doğrusal hareketine devam edecektir. Yani bir cisme etkileyen net kuvvet sıfır ise ivmesi de sıfırdır. Newton'un ikinci yasası, bir cismin ivmesi ona etki eden net kuvvette doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır. Eylemsizlik, bir cismin hızında meydana gelebilecek değişmeye direnme eğilimine o cismin eylemsizliği denir. Öteleme hareketinde olur bu. Dönme hareketinde de olur. Onu da göstereceğim. Şimdi tork moment nedir? Tork, kuvvetlerin döndürme etkisine denir. Örneğin burada bir R uzunluğunda bir kol olsun. F kuvvetiyle bunu kendi eksen etrafına döndürmeye çalıştığımızda T eşittir F çarpı R formülüne göre kuvvet çarpı yarı çap bize burada torku verir arkadaşlar. Döndürmek için gereken torku verir. Birimi Newton metredir. Burada F eğer dik değilse, açısalsa burada F sin tata ifadesi gelir. Şimdi tork ile kuvveti karıştırmamak gerekiyor. Şimdi kuvvet hem doğrusal harekette hem dönme hareketinde değişime sebep olur. Evet. Ancak dönme hareketinde kuvvetin etkinliği moment koluna bağlıdır. Eğer zaten formüllerde eğer R yarı çap sıfırsa doğal olarak kuvvetinde bir etkisi kalmamış oluyor arkadaşlar. Tork ve güç arasındaki ilişkiye bakacak olursak, güç neydi? Bilim zamanında yapılan iş miktarı, birimi watt. Tork, bir motorun temel özelliklerinden birisi, bir elektrik motorunun. Bir motorun gücü, arkadaşlar, o motorun torkunun açısal hızıyla çarpımına eşittir. Burada açısal hız yerine devir dakika yazabilirsiniz. Bunların dönüşümünü önceki derste anlatmıştım. Burada dönüşüm yaptığınız zaman 2πn bölü 60 ifadesi gelir. Burada 2π bölü 60 yerine şu sabit 9,5'leri sabitlerini de yazabilirsiniz. Aynı şeyler bunlar arkadaşlar. Atalet momenti yani eylemsizlik momenti nedir? Dönme hareketi yapan bir cismin dönüş hız değişimine verdiği tepki. Bakın hız değişimine verdiği tepki. Yani eğer sabit hızla dönüyorsa bir cisim orada bir atalet momentinin etkisi yoktur. Sadece hızlanmada, yavaşlamada veya hız değişimi varsa etkisi vardır. Bir dimi kilogram metre karedir. Genel formülü G ile gösterilir. M çarpı R karedir. Bakın yarı çapla karesi olarak artmakta. Buna da dikkat edin. Sağ tarafta belli bazı başlı standart şekillerin atalet momenti hesapları var. Atalet hesapları var. Örneğin silindirik kabuk, katı silindir, işte plaka, düz çubuk, küre. Cisminiz neyse hangisine benziyorsa bunların ataletini hesaplayabilirsiniz. Tork ve açısal ivme arasındaki bağıntı. Şimdi Newton'un ikinci yasasını F eşittir MA'yı dönme hareketine uygularsak eylemsizlik momenti kütlenin yerini alır. Şimdi FT burada şekilde M kütleli bir cisim dairesel hareket yapsın. FT kuvveti ile döndürsün. FT neydi? Normalde MAT'ydi. Şimdi tork neydi? FTR'ydi. FT yerine MAT'yi yazdık. Bu çıktı. Ben AT'yi biliyordum önceki derslerden. R çarpı açısal hızdı. Bunu da burada yerine yazdım. Buradan M R kare A çıktı. Bu M R kare de ataletti zaten. G ile gösteriliyordu. Yani tork eşittir. G çarpı alfa, alfa açısal ivme.
Açısal ivme neydi? Açısal hızın birim zamandaki değişimiydi. Yani burada cisme etkiyen tork açısal ivmesi ile orantılıdır. Buradaki G de aslında orantı sabitidir. Eylemsizlik dedik. Az önce söylediğim gibi cisme etkiyen bir tork olabilmesi için bir açısal ivme. İvme neydi? Hız değişimi olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.